Şimdi biz niçin bu haldeyiz? Bizim Anadolu'da çok güzel bir tabir var. Derler ki ortadan yiyip kenardan geziyorlar diye. Böyle sorumluluk almayan insanlara şu. Şimdi bazı ne akademide net bir tavır var, ne iş dünyasında net bir tavır var, ne sanat dünyasında net bir tavır var. İktidara karşıymış gibi hareket ediyor. Dizide de rolünü alıyor. En berbat dizilerde de rolünü alıyor. İş dünyası bir taraftan el altından kapalı kapılar ardından yandık, bittik, öldük diye ağlayıp sızlarken Tayyip Erdoğan'ı gördüğünde önünde el pençe duruyor. İşte Sabancı'nın yaptığı gibi olağanüstü gelecek görüyorum Berat Albayrak'la ilgili gibi konuşmalar yapıyor. Veyahut akademisyen kendi başına bir sorun gelmeyene kadar ağzını açıp benim dediğim muhalefetin demokrasi cephesi kurması sonucunda konuş arkadaş tavır al tutum al ya demokrasinin yanasın ya diktatörlükten yanasın diye toplumu o anlamda birleştirmeye zorlaması gerektiği kanaatindeyim. İstersen buradan şu fikri sağlar meselesine geçelim, geçelim derim. Geçelim. Şimdi bana göre çok yanlış. Birkaç cümledeyim sonra sana bırakayım. Tekrar tabii, alacağım. Tabii. Ben bazı insanların hiç değişmiyor olmasını, 20 yıl önceki gibi kalıyor olmalarını çok şaşkınlıkla karşılıyorum. Taşlar bile taş, bildiğimiz taş üzerine böyle rüzgar değe değe, yağmur değe değe Değişiyor, şekli değişiyor. Nasıl olabilir Türkiye 20 yıldır bunca olay yaşarken, bunca olay yaşarken hala insanların kıyafeti, kimliği, inancı üzerinden bir tutum belirlemek yani Fikri Sağlar kusura bakmasın çok çağdışı bir yaklaşım. Bunun epeyce bir yönü var. Bir tanesi bu bir görüş açıklamaktır. Eğer Türkiye bu halde olmamış olsaydı Fikri Bey'in görüşüdür deyip tartışabilirdik. Hiçbir sorun da olmazdı. Ama hepimizin bir emeği var Murat. En başta Kemal Kılıçdaroğlu'nun emeği var. O emeği heba etmektir bu konuşma. Büyük bir sorumsuzluktur. Yazıyoruz, çiziyoruz, konuşuyoruz. Bir arpa boy yol alalım diye bir tane sorumsuz çıkıp bir cümle ediyor. Zaten akbaba gibi bekleyen bir iktidar var. Bildiğin akbaba gibi bir bekliyor ki bir muhalefetten biri bir yanlış yapsın da üzerine çırlanalım, mağdur edebiyatı yapalım diye geçen hafta programda burada ne demiştim? Sadece siyasi muhalefet değil, her birimize iş düşüyor. Her birimiz konuşmamızı, oturmamızı, bakışımızı, mimimizi, refleksimizi, yaklaşımımızı doğru düzgün belirlemek zorundayız. Çünkü iktidar bizim yanlışlarımızdan besleniyor, mağdur yaratıyor. Fikri Sağlar'ın o cümlesi benim emeğime saygısızlıktır. Kemal Bey'in bütün çabasına saygısızlıktır. Arkadaş bir durun ya. Bıkmadınız mı? Hiç mi görmüyorsunuz? Bugün Murat Belge'nin çok güzel bir yazısı var. Murat Belge diyor ki: "Osman Kavala'yı yok eden, mahveden, hayatını söndüren hakim başörtülü bir hakim değil." yüzlerce hukuksuzluk, yüzlerce yargıda mahve olan şey var, karar var. Onların hiçbirine başörtülü karar vermiyor. Başörtülü Bir de ya o, ben biraz o, o, literatürü bildiğim için söyleyeyim bu türban başörtüsü ayrımı. O kadar çocukça, o kadar çağdışı ki sevgili izleyicilerimize de özellikle söyleyeyim türban ve başörtüsü ayrımı gerçekten çocukça. Muhafazakar kesim gülerek izliyor bu ayrımı. Böyle bir ayrım yok. Bu ayrım sizin kimilerinin eğer buna inananlar varsa kendi kendilerini kandırmak için yaptıkları anti demokratik görüşlerini örtmek için uydurdukları bir kılıftır türban ve başörtüsü. Bu ülkede başörtüsü bir inancın sembolüdür. Bunu zaman zaman siyasi sembol olarak kullanırlar. Zaman zaman herkes siyasi sembol olarak her şeyi kullanıyor. Kimisi Atatürk'ü kullanıyor. Kimisi bayrağı kullanıyor. Kimisi bıyıkları kullanıyor. Kimisi türbanı kullanıyor. Başörtüsü zaman içerisinde modernizmle beraber şekil değiştiriyor. Benim kıyafetim değiştiği gibi senin kravatın değiştiği gibi öbürünün saç-sakalının modeli değiştiği gibi zaman içerisinde kız çocukları birbirine bakarak şeklini değiştiriyorlar. Bu bir ben o mahallede büyüdüm. Ben hayatım boyunca tek bir kişiden şöyle bir cümle duymadım. Şöyle örtersen başörtüsüdür, şöyle örtersen türbandır diye ben ne bir cümle, ne bir yorum, ne bir tanım duydum. Ben duydum. Ben kimden? Gazetelerde, o dönemi gazetelerde. Şuna, şunu söyleyeceğim, desteklemek için söyleyeceğim. Ha. Evet. Ee, bir dönem hiç utanmadan bu ülkenin gazetelerinde başörtüyü çenenin altından bağla. O Anadolu'nun geleneksel başörtü bağlama şeklidir. Öyle yaparsan biliyorsun çocuklarının yemin törenlerine alınmıyordu anneler, askeri törenlerine. Öyle de alınmıyordu. Salonu. Bu, bu konuda şekiller falan çizmeye başladılar ya değil Öyle ben? de alınmıyordu. Ayıba bak, ayıba bak. Yani... İşte Anadolu usulü, ben zaten bundan çok korkuyorum biliyor musun? Ya Anadolu usulü başörtüsü. Ya kardeşim bu işin Anadolu'su, İstanbul'u, Batısı bize ne? Size ne? kimene? Bir kadın, bir özgür birey istediği gibi başını örter ya da örtmez, istediği gibi giyinir ya da giyinmez. Bu ne büyük bir ayıptır. Kimin haddine düşmüş şey yapmak? Sevgili Murat, heh, şunu bitireyim istersen. Tamam. Ee, sonra sana bırakayım, sen bu konuyu kendi şeyini derli toplu Hı -hı. daha iyi olur. Yani böyle parça parça olmamış olur diye söylüyorum. Hı -hı. Şu anlamda söyleyeceğim. Yani fikri şimdi fikri beyin dediği ilk baktığında zannediyorlar ki layık cumhuriyeti koruma refleksi layık cumhuriyeti korumuyorsun layık cumhuriyeti yıkanların değirmene su taşıyorsun çünkü arkadaş aynı yani senin o başörtülü kızdan um, zannettiğin erkeklerde var mesela Tayyip Erdoğan bu ülkede bir mahkemede hakim olsaydı sırf başörtülü olma değil diye rahatsız olmayacak mıydın o kafa? Mehmet Metinler milletvekili değil de hakim olsaydı başörtüsü yok diye sesini çıkarmayacak mıydın? Yüzlerce daha da fanatik, daha da faşist, daha da baskıcı, daha da ayrımcı erkek var. Onlara bir şey diyemiyorsun. Sırf başörtülü gördü. Kadınlardan elini niye çekmiyorlar? Biri kadınların mineteğine laf eder. Öbürü pantolonla laf eder. Öbürü gülmesine laf eder. Öbürü başörtüsüne laf eder. Ya bir çekin kadınlardan elinizi. Bir artık bıkmadınız mı? Kimliklere bakmaktan. Mesela ben Fikri Bey'in yanında olsam gerçekten büyük bir utanç duyarım. Şundan utanç duyarım. Milyonlarca başörtülü olup da Cumhuriyet'le, layıklıkla, Atatürk'le, demokrasiyle sorunu olmayan kadın var. Onların yüzüne nasıl bakarsın? Nasıl ayıracaksın mesela? Veyahut başörtülü kadın dese ki mesela ben Fikri Sağlar gibilerin hakim olmasından çok kendimi tedirgin hissediyorum. Ne diyeceksin o zaman? Bunun sonu yok ki. Nereye kadar götürebilir? O yüzden Fikri Bey'in öncelikle görmesi gereken bir şey var. Bizim özellikle de Kemal Bey'in emeğini heba etmeye kimsenin hakkı yok. Hiç kimse mücadele veriyorum, demokrasiyi koruyorum, layıklık için konuşuyorum, Atatürkçü diyerek bu berbat iktidarın değirmenine su taşıma işi yapamaz, yapmamalı. Bu mücadele değil, birazcık değişin, birazcık düşünün, birazcık konuşun, birazcık algılayın. Bir insan 25 yıl önce ne söylüyorsa 25 yıl sonra aynı cümleyi mi söyler? Aynı görüşte mi kalır? Hiç mi demez ya ben de yanılışım. Demek ki görmedim. Demek ki şunu fark etmedim. Demek ki buna bakamadım. Ya geçmişte böyle düşünüyordum ama arkadaş sen başörtülü insanları gördüğünde kendini güvende hissetmiyorum dediğin için bu iktidar bu ülkeyi yıkıma götürüyor. Artık aşın buraları ya. Bir de bunu üstelik Halk TV'de söylüyorsunuz. Her birimiz uğraşıyoruz ki bu, bu kanalın imajı değerlensin, toparlansın, AK Parti seçmenine ulaşsın. Kendime yapılmış kabul ediyorum bunu. Evet. Kendi emeğime saygısızlık olarak. Bak tekrar söylüyorum. Ülke bu halde. Ha bu arada şey de söyleyeyim. İktidar bugün Fikri Salah'a soruşturma açtı. Şimdi Onu da yani. kınıyorum. Evet. Bu bir soruşturmalık mesele miydi? Şimdi... En fazla ya arkadaş olur mu böyle bir cümle deyip geçebiliriz. Soruşturma konusu mudur bu?